Mutlu günler sayın seyirciler. Gün ortasında günün ilk yarısına yansıyan tüm gelişmelerle yeniden karşınızdayız. Sayın seyirciler, Başbakan Ünal Üstel yerel yönetim seçimlerinin bundan böyle Kasım ayının son pazar günü yapılacağını, yasada yapılan değişiklikle bunun için meclis kararı gerekmeyeceğini söyledi. Hedeflerinin bir an önce belediyeleri birleştirerek halka daha iyi hizmet sunmak ve belediyelerin yaşadığı sıkıntıları ortadan kaldırmak olduğuna işaret eden Başbakan, bunu yapma konusunda kararlıyız vurgusunda bulundu. Başbakan Üstel, belediyelerin birleştirilmesiyle hiçbir çalışanın işsiz kalmayacağını yineledi. Gerekli alanlarda radikal tedbirler alacaklarını ve bunu yaparken de halka sıkıntı yaşatmayacaklarını kaydeden Başbakan Ünal Üstel, kamu reformunun da hayata geçirileceği mesajını verdi. Üstel, Kıptek'te yapısal sorunları atmakta kararlı olduklarına da işaret etti. Başbakan Ünal Üstel, BRT'de yayınlanan Manşet Artı programında meclisten onay alan belediyelerle ilgili yasa ve gündemdeki diğer konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başbakan, tüm dünyada yaşanan ekonomik sıkıntılara işaret ederek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de tüm dünyada olduğu gibi bir takım tedbirler alınması gerektiğini, her alanda atılması gereken adımlar olduğunu kaydetti. Başbakan Üstel, belediyelerle ilgili konunun uzun zamandır ele alınmadığını kaydetti. Biz varız düzeltmeye, yani bir diğer varız bir yol, ortak bir zeminde buluşmaya ama doğruları insanımıza söylemekten kaçmayacağız. Doğruları söyleyeceğiz ve 2008'den beri 51-95 yasasına el atılmadı. 2022 yılındayız. Biz onu da yapacağız. 10 gün var, bizim komite Cumhuriyet Meclisi'nde görüşülür ve bizim komiteler bu yaz tatil yapmadı. Arkadaşlarımız çalışıyor. Muhalefet partilerinde milletvekilleri komitelerde görev yapıyor. Hepsine ben teşekkür ederim. 2008'de başlayan bir süreç, sonra duran bu süreç ve bugünlere kadar geldik. Ve şimdi bakarım ben belediyelerimizin tablosuna ve çoğu belediyemizde sıkıntılar var. Bakarım dünyaya, dünya kendini yerel idarelerde programlıyor, değiştiriyor. Ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'ne bakarım, kendini değiştiriyor. Güney Kıbrıs'a bakarım, Avrupa Birliği'nde o da kendini değiştiriyor. Ülkeme bakarım, 2008'den beri başlayan yerel idarelerdeki dizayn o zaman bir adımla köyler bağlandı, belediyeleri durdu. Belediyeler yasası 51-95 ellenmedi. Neden? Şimdi bakın, belediyeleri 95 yasasının içerisinde harçlar var. Ve 2008'den beri bu harçlar ellenmedi. Neden? Çünkü bir harça ellediğin zaman vatandaşa dokunuyor. Dolayısıyla vatandaşa dokunduğun zaman da bu zor günlerden geçerken siyasi sıkıntı çeker. Bu konuda bir hassasiyet gözetilmesini talep ettiğini söyleniyor. Doğru mu Sayın Başbakan? Bu zamana kadar bu hassasiyet gösterildi ve dokunulmadı. Ve bırakıldı. Düzenlemeyle ilgili de. Evet, biz bunu yapacağız. Hayır, vatandaş nezdine daha fazla ek bir külfet bindirmeyecek şekilde bir dizaynın yapılması. Ek bir kültek yapılmaması, asgari düzeyde yapılması için dizayn ediyoruz. Dolayısıyla hem vatandaşımızı hem belediyemizi de yerel idaremizi de düşünüyoruz. Ve ikisini birlikte götürmeye çalışıyoruz. Bazı belediyeler kapatılacak iddialarına da değinen Üstel, belediyelerin kapatılmayacağını ve birleştirileceğini, böylece de hizmet kalitesinin artılacağını vurguladı. Muhalefet ile anlaşamadığımız nokta şu. Biz Nisan'da ortak komiteyi kurduk ve dedik ki bakın, gelin seçim tarihini erteleyelim. Hayır, Haziran'da olacak. Tabii Haziran'da hangi değişikliği yapabilin ki Haziran'da seçmeye gidelim? Gidesin yapamam. Ve ne yaptık? Değiştirdik. Dedik ki biz Kasım'da yazacak. Önce seçim ve halk oylaması yasasını da değişiklik yaparaktan yerel seçimleri Kasım'ın son pazarını aldık.
Mecliste kurulan ATOK komitenin belediyelerin birleştirilmesine yönelik bir takım kriterler ortaya çıkarıldığını ifade eden Başbakan, bu kriterler kapsamında belediye sayısının 18 olacağına karar verildiğini ve muhalefetin de bu rakama itiraz ettiğini belirtti. Bizim şu anda hedefimiz bir an önce belediyeleri birleştirip halkımıza verilen hizmet kalitesini artırmak ve belediyeleri daha güçlü hale getirmek bizim düşüncemizdir. Kaybedecek başka zamanımız yoktur. Onun için bir an önce biz bu adımı atmak istiyoruz. Bedeli ne olursa olsun bir an önce bu adımı artık atmak istiyoruz. Halkımın artık beklemeye tahammülü yok. Başbakan Üstel, 51'e 95 belediyeler değişiklik yasa tasarısının seçimden önce meclisten geçirileceği sözünü de vererek, seçim kaygısı taşımadan bazı radikal kararların alınması gerektiğinin altını çizdi. Ülkenin öncelikli konularından birinin halka hizmet götüren belediyeler olduğunu kaydeden Başbakan, reforma önce belediyelerden başlamalarının ana amacının da bu olduğunu vurguladı ve belediyelerin birleştirilmesiyle yüz ölçümlerinin büyüdüğünü, devletten alacakları katkının da arttığını anlattı. Başbakan 51'e 95 yasasını düzenlerken bazılarında olmayan kaynakların belediyelerin tümünde olmasını sağlamayı amaçladıklarını da anımsattı. Belediyeler reformu ile ilgili Anayasa Mahkemesi'nden çıkacak sonuca saygılı olduklarını da kaydeden Başbakan, biz koalisyon ortaklarımızla birlikte 18 belediye ile seçime gitmek için çalışmalarımızı yapıyoruz dedi. Ve belediye belediye her cumartesi ve haftanın bazı günleri gezmeye başladık. Ve o gezdiğimiz belediyelerde yaptığımız icraatın ne olduğunu, neden yaptığımızı, nereye gideceğimizi ve kimsenin özlük hakkına dokunmayacağımızı, hatta iyileştireceğimizi söylemeye başladık. Biz vatandaşa direkt kendisiyle temas, bölgesel toplantılar, neden yaptığımızı, ne yaptığımızı, belediyeleri neden 18 ile sınırladığımızı ve 4 sene sonra belediyelerimizi eğer konsensus sağlıyorsak muhalefet ile 12'ye veya 6'ya da indirebileceğimizi, hizmet kalitesini o şekilde öngörülüyorsa dünyada ve bizde de aynı şekilde yapabiliyorsak onu da yapmak için var olduğumuzu kamuoyuyla ve vatandaşımızla bilgilendiririz. Ama özellikle çalışanları bilgilendirmek istedik. Direkt bizden duysun ki özlük haklarına öyle veya böyle hiçbir geriye gidiş yok. Aksine ileriye gidiş de var. Onu söylemek istedik. Başbakan Üstel, halka iyi ve doğru hizmet verebilmek adına başladıkları reformlara diğer konularda da devam edeceklerini vurguladı. Yasa gücünde kararname yaparak, meclise göndererek asgari ücretin vergiden muaf tutulması için adım attık. Ulusal Birlik Partisi hükümeti koalisyon ortakları ile birlikte %57 civarında bir hayat pahalılığı verdi. Özel sektöre %65 prim desteği verdik. Sosyal yardım alanların hem maaşlarını düzenledik hem de senede bir aldıkları hayat pahalılığını 6'ya indirdik. Bütün bu sıkıntılı dönemden geçerken bunları yaptık. İnsanımızı ayırmadan yaptık. Uzun soluklu ve yarım kalan projelerimizi de sıraya koyduk. Örneğin Girne-Alsancak yolu. Hemen ihalesine çıktık. Üçünde ihale bağlanıyor. Hemen akabinde Girne-Çatalköy yolunu ele alacağız. İnsanlarımızın bu sıkıntıları çekmemesi lazım. Girne Hastanesi konusunu da ele aldık. Hükümetimiz insanımıza direkt dokunacak projelere süratle el atıyor. Yasal düzenleme gerekirse hiç çekinmeden yapacağız. Kamu reformu da bunlardan bir tanesidir. Hükümete geldikten sonra ilk gezdikleri yerlerin kara sınır kapıları olduğunu da kaydeden Başbakan Üstel, tüm kara sınır kapılarında yeni düzenlemeler yaptıklarını belirtti. Üstel, ülkeye giren kimse halkımızın huzurunu bozamaz. Bozan olursa derhal sınır dışı edilecektir. Ülkeyi daha iyi bir şekle getirmek için kararlıyız dedi.
Kıptek'te yasal sıkıntılar yanında yakıt sıkıntımız var. Biz birer birer bu sıkıntıları araştırıyoruz. Türkiye Elektrik Kurumu'ndan arkadaşlar getirttik. Teknecikli incelemeler yapıyorlar. Elektrik kurumundaki yapısal sorunları gidermeliyiz. Bunun için yeni bir yasaya ihtiyaç var. En büyük bütçeye sahip kurumlardan biridir elektrik kurumu. Hem idare, hem yakıt, hem mühendis konularında sorunlar var. Biz kurumu yaklaşık bir ay önce devraldık. Yakıt sıkıntısı yaşanmaması için hemen ihaleye çıktık şeffaf bir şekilde. İhale komisyonunun verdiği öneriyle ihaleyi halkın önünde yapmak için. Hangi konuda olursa olsun usulsüzlük olduğu takdirde hemen bildirilmesi gerektiğini söyleyen Başbakan, usulsüzlük yapan kimse gereği neyse yapılacak dedi. %65 prim desteği verdi. Vermeye de Bakanlar Kurulu toplanıyor sayın seyirciler. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın başkanlık edeceği Bakanlar Kurulu toplantısı saat 15.30'da başlayacak. Ve bu gelişmenin ardından bir sonraki haberle devam ediyoruz. Yarın 30 Ağustos Zafer Bayramı büyük taarruzu anmak için Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde resmi ve ulusal bir bayram olarak kutlanan 30 Ağustos'un 100. yıl dönümünde tüm ilçelerde törenler düzenleniyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de törenlerle kutlanacak. Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümünde tüm ilçelerde törenler düzenlenecek. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'nin Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk eşliğinde saat 8.45'te yapacağı tebrik kabulüyle başlayacak. Tebrik kabulü Ortaköy'de Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alay Komutanlığı Gazinosu'nda yer alacak. Lefkoşa Atatürk Anıtı'nda yapılacak çelenk sunma töreni saat 9.30'da başlayacak. Tören anıta çelenklerin sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'yla bayrakların göndere çekilmesiyle devam edecek. Tören anıt özel defterinin imzalanmasıyla tamamlanacak. Doktor Fazıl Küçük Bulvarı'ndaki resmi geçit töreni ise saat 10'da başlayacak. Tören İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi, tören birliklerinin denetlenmesi ve halkın bayramlarının kutlanmasıyla başlayacak. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı adına bir subay ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın konuşmasının ardından tören resmi geçitle son bulacak. Gün dolayısıyla Gazi Mausa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke'de de tören düzenlenecek. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bucaklarda da törenler yapılacak. Maliye Bakanı Ali Şanşan seçim yasaklarını da göz önünde bulundurarak tedbir amaçlı alınmış olan borçlanma limiti yetkisinin yanlış yorumlandığını belirtti. Maliye Bakanı Ali Şanşan, Maliye Bakanlığı'nın Bakanlar Kurulu'nun tedbir amaçlı almış olduğu borçlanma limiti yetkisinin yanlış yorumlandığını kaydetti. Bakan Ali Şanşan, Bakanlık Basın Bürosu aracılığıyla yaptığı açıklamada, önümüzdeki aylarda seçim yasaklarının da göz önünde bulundurularak 2022 mali yılı bütçe yasa tahminleri ve ihtiyaçları doğrultusunda devletin mali yükümlülüklerini yerine getirebilmesini olanak sağlamak amacıyla Bakanlar Kurulu'nun vermiş olduğu yetkiyle 600 milyon Türk lirasına kadar borçlanma yetkisi alınmıştır. Söz konusu borçlanma limiti yetkisi tedbir amaçlı alınmış olup bazı basın yayın organlarında yanlış yorumlanmakta ve kamuoyu bu algıyla yönlendirilmektedir dedi. Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi Kalkanlı Yaşam Evi ile Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde yaşlı ve hasta bakımı veren hasta bakıcılara yönelik düzenlenen hizmet içi eğitimler tamamlandı. Eğitimlerini tamamlayan 45 hasta bakıcıya Sağlık Bakanlığı'nda Sağlık Bakanı İzzem Gürçağ Altuğra tarafından belgeleri takdim edildi. Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi, Kalkanlı Yaşam Evi, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde yaşlı ve hasta bakımı veren hasta bakıcılara yönelik eğitimlerini tamamlayanlara belgeleri verildi. Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Hemşirelik Şube Amiri Doktor Berna Arifoğlu, bakanlığa bağlı 3 merkezde hizmet veren hasta bakıcılara yönelik 5 günlük hizmet içi eğitim verildiğini belirtti ve sözü Bakan Altuğra'ya bıraktı. Tıbbi tedavi gereksinimi de duymadım.
bulunmaktadırlar. İşte bu tıbbi tedavi gereksinimlerini de almaları adına bakanlığımız bünyesinde hizmet veren kronik hastalıklar hastanemiz ve yaşlı bakım evimiz bulunmaktadır. Gelişen teknolojiye ayak uydurmak babında var olan hemşirelerimizi de desteklemek adına bu sağlık hizmetini daha kaliteli olarak ihtiyaçlı vatandaşlarımıza götürmek için 20 saatlik bir hizmet, sağlık hizmeti, yani diğer deyimle hizmet içi eğitim hizmetini arkadaşlarımıza verdik. Eğitimlerinin sonunda belgelerini almaya hak kazanan 45 hasta bakıcıya Bakan Altuğra tarafından belgeleri takdim edildi. Bayram Yusufoğlu, Baba Murat Osmanov, Aziz Amanov. Tebrikler. 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde iki toplumlu etkinlik düzenleniyor. Kalimera se olus ke oles. Dünya Sendikalar Federasyonu üyesi Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum Sendikalar ve İki Toplumlu Barış İnisiyatifi Birleşik Kıbrıs tarafından 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla iki toplumlu etkinlik organize ediliyor. Dayanışma evinde düzenlenen basın toplantısında etkinliği düzenleyen sendika ve kuruluşların ortak basın açıklaması okunarak etkinlik hakkında bilgi verildi. Ara bölgedeki Çetinkaya Stadyumu da saat 19.30'da düzenlenecek etkinlik için Kıbrıslı Türkler Kuğulu Park'ta, Kıbrıslı Rumlarsa Elefteria Meydanı'nda buluşup etkinlik alanına yürüyecek. Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu Genel Başkanı Koral Aşam ve Güney Kıbrıs Solcu İşçi Sendikaları Federasyonu Genel Sekreteri Soturilla Haralambuz tarafından okunan ortak açıklamada ise barışın hakim olması ve vatanın yeniden birleşmesi için ortak mücadeleyi sürdürme kararlılığına vurgu yapıldı. Ve sayın seyirciler, dış gelişmelerle devam ediyoruz bültenimize. Libya'da iki grup arasında süren çatışmalarda ölü sayısı 32'ye, yaralı sayısı ise 159'a yükseldi. Başbakan Abdülhamit Dibeybe, saldırılardan sorumlu olanların adalete teslim edileceğini kaydetti. Trablus çevresinin günlerdir Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamit Dibeybe ve Tobruk Merkezli Temsilciler Meclisi'nin başbakan olarak atadığı Fethi Başağı'ya bağlı güçlerin askeri yığınağı devam ediyor. Bin Gashir ve Sarim bölgelerinde Tobruk'taki Temsilciler Meclisi tarafından başbakan olarak atanan Fethi Başağı'ya yakınlığıyla bilinen Libya Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı 777 Tugay'ıyla Başkanlık Konseyi'ne bağlı İstikrar Destek Birliği arasında başlayan çatışmalar Cumhuriyet Caddesi ve Dahra gibi kentin merkezi bölgelerine de sıçradı. İki grup arasındaki çatışmalarda ölü sayısının 32'ye, yaralı sayısının da 159'a yükseldiği belirtiliyor. Bu arada Başbakan Abdülhamit Dibeybe, Libya hükümetinin resmi Facebook hesabından başkent Trablus merkezli gelişmelere dair ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi. Trablus'taki çatışmaları başlatanların ülke için istikrar istemeyen aktörler olduğunu ve güç kazanmak için Trablus'a saldırmanın barbarca bir hareket olduğunu söyleyen Dibeybe, Trablus'taki saldırılardan sorumlu olanları adalete teslim edeceğiz ifadesini kullandı. Dibeybe, Trablus'un merkezinde yer alan askeri noktaların kaldırılması için Savunma Bakanlığı'na talimat verdiğini de söyledi. Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağmurları sebebiyle ölenlerin sayısı 1061'e yükseldi. Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı verilerine göre ülkede son 24 saatte 28 kişi yaşamını yitirdi, 48 kişi ise yaralandı. Ülke genelinde 14 Haziran'dan bu yana etkili olan şiddetli yağışlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 1061'e çıktı, yaralananların sayısı ise 1575 oldu. Şiddetli yağışlar sebebiyle 992.871 ev hasar gördü, 727.144 çiftlik hayvanı ise telef oldu. Yağışlardan yaklaşık 33.046.000 kişi etkilenirken
498.442 kişi ise kurulan yardım kamplarında yaşıyor. İklim Değişikliği Başkanı Sheri Rahman Twitter'dan yaptığı açıklamada Pakistan'ın ciddi bir iklim faciası yaşadığını ve bunun son 10 yılda karşılaşılan en zor afetlerden biri olduğunu kaydetti. Sayın seyirciler, Tunus Cumhurbaşkanı Kais Saied, bazı Afrika ülkelerinin, Afrika kıtasının ve Arap ülkelerinin tahıl ihtiyacını karşılayabileceğini söyledi. Tunus'un ev sahipliğinde devam eden 8. Tokyo Uluslararası Afrika Kalkınma Konferansı'nın 2. genel oturumunda konuşan Tunus Cumhurbaşkanı Kais Saied, Afrika'nın karşılaştığı sıkıntılardan bahsetti. Saied, Afrika kıtasının nesi eksik, doğal kaynaklar mevcut, tahıl krizinden bahsediliyor. Bazı Afrika ülkeleri, tüm Afrika'nın ve Arap ülkelerinin tahıl ihtiyacını karşılayabilir dedi. Tunus'ta dün başlayan ve bugün sona erecek konferansa, Tunus, Japonya ve Afrika ülkelerinden 300 iş insanının yanı sıra Afrika Kalkınma Bankası, Dünya Ticaret Örgütü, Dünya Bankası, Afrika Birliği ve Birleşmiş Milletler'den heyetler katılıyor. Japonya, Afrika ülkeleri, uluslararası kuruluşlar, kalkınma ortağı ülke ve kurumları bir araya getiren çok taraflı bir forum olan Tokyo Uluslararası Afrika Kalkınma Konferansı zirvesinde 2,7 milyar dolarlık 82 projenin sunulması bekleniyor. Avrupa'nın en büyük sokak festivali olarak bilinen Notting Hill Karnavalı, COVID-19 salgını nedeniyle verilen 2 yıllık aranın ardından yeniden gerçekleştirildi. Festivale ev sahipliği yapan Londra sokaklarında renkli görüntüler oluştu. İngiltere'nin başkenti Londra'da 1966 yılından bu yana düzenlenen ve COVID-19 salgını sebebiyle 2020 ve 2021 yıllarında verilen aranın ardından yeniden yapılan festival dolayısıyla on binlerce katılımcı başkentin Notting Hill semtinin sokaklarını doldurdu. Etkinliğe dünyanın farklı noktalarından gelen turistler de yoğun ilgi gösterdi. Brezilya'daki ünlü Rio Karnavalı'ndan sonra dünyanın en büyük karnavalı olarak nitelendirilen etkinlikte özellikle Karayiplere özgü kızarmış tavuk, Hindistan cevizi, havuç suyu ve rom gibi yiyecek ve içecekler tadılabilirken samba ve kalipso gibi müzik türleri de başkent sokaklarında yankılandı. Karnavalda İngiltere'de yaşayan Karayip kökenliler renkli kostümler giyerek dans etti ve geçit törenleri düzenledi. Festivale katılanlar birbirini boyayarak eğlendi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Notting Hill Karnavalı yarın akşam sona eriyor. Ve sayın seyirciler, bültenimizi yavaş yavaş noktalarken bir yerel gelişmeyi de paylaşalım sizlerle. Lefkoşa Surlariçi bölgesindeki Zahra Sokak'ta trafik düzenlemesi yapılıyor. Bu çerçevede söz konusu sokak 2 Eylül'e kadar araç trafiğine kapalı olacak. Lefkoşa Surlariçi bölgesindeki Zahra Sokak'ta trafik düzenlemesi çalışmaları yapılıyor. Bu çerçevede 2 Eylül'e kadar Zahra Sokak araç trafiğine kapalı olacak. Lefkoşa Türk Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre 5 günde tamamlanması hedeflenen çalışmalar esnasında trafik yönlendirmeleri Zabıta Şubesi tarafından sağlanacak. Açıklamada bu güzergahı kullanacak sürücülerin zabıta görevlilerinin yönlendirmeleriyle trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri rica olunur denildi. Evet sayın seyirciler, bu haberle birlikte haber bültenimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Gelişmelerle her zaman olduğu gibi karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Mutlu günler diliyoruz. Hoşçakalın. Aksa Süper ve 1. Lig'de 2022-2023 futbol sezonu fikstür çekimi bugün gerçekleştirilecek. Federasyonun Ahmet Sami Topçan toplantı salonunda yer alacak kura çekimi saat 16'da başlayacak. Futbol severler yeni sezon fikstür çekimini BRT1'den canlı takip edebilecek.
Puma Kadınlar Ligi'nde yarı finale yükselen takımlar belli oldu. 7. hafta maçları sonrasında Dezim Avusa Spor Akademisi, Çayna Basar Gençlik Gücü, Küçük Kaymaklı ve Onpaş Dumlupınar yarı finale yükselen takımlar oldu. Yarı final eşleşmeleri de Dezim Avusa Spor Akademisi, Onpaş Dumlupınar, Çayna Basar Gençlik Gücü, Küçük Kaymaklı şeklinde gerçekleşti. Yarı finaller 10-11 Eylül'de tek maç eleme sistemine göre tarafsız sahada oynanacak. Kazanan takımlar finale yükselecek. Türksel Atletizm Süper Ligi'nde 2022 yılı şampiyonlukları geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda NK Spor'un oldu. Bursa'daki final kademesinde ilk kademedeki üstünlüğünü sürdüren NK Ligi Fenerbahçe'nin önünde çifte kupayla tamamladı. Erkeklerde sporcumuz Yiğitcan Hekimoğlu'nun da yer aldığı Mavi Beyazlı ekip 252 puanla birinciliği alırken kadınlarda 302 puan topladı ve ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin 20,5 puan önünde kupaya uzandı. Kadınlarda Buse Savaşkan'ın da forma giydiği şampiyon NK'yı 281,5 puanla Fenerbahçe ve 197 puanla Beşiktaş takip etti. Erkekler Ligi'nde Fenerbahçe 243 puanla, ikinci Galatasaray'da 193 puanla üçüncü oldu. Öte yandan Taygun Artan Özcan U20 KKTC 100 metre rekoruna imza attı. Bursa'da düzenlenen kulüpler U20 Ligi yarışmalarının 100 metre mücadelesinde piste çıkan Taygun 10.47'lik derecesiyle yeni rekor elde etti. Yarışlarda Fenerbahçe formasıyla piste çıkan genç yetenek böylece Yiğitcan Hekimoğlu'na ait 10.55'lik dereceyi geliştirmiş oldu. Türkiye Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor'la Galatasaray golsüz berabere kaldı. Ligde ayrıca dün oynanan diğer karşılaşmalarda Yukatel Kayserispor Giresunspor'u 3-0, Kasımpaşa'da Atakaş Hatayspor'u 1-0'lık sonuçlarla yendi. Süper Lig hafta kapanışında bugün Konyaspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş Sivasspor maçları var. Avrupa Liglerinde heyecan sürüyor. Barcelona sahasında konuk ettiği Valladolid'i 4-0 mağlup ederken Lewandowski 2 gol sergilediği performansa yıldızlaştı. Ligdeki puanını 7'ye yükselten Barcelona 2. sırada yer aldı. Fransa Lig 1'in 4. haftasında ise Paris Saint-Germain ile Monaco 1-1 berabere kaldı. PSG puanını 10'a, Monaco ise 5'e yükseltti. PSG aynı puana sahip Olympique Marseille ve Lens'in averajı önünde liderliğini sürdürdü. İngiltere Premier Lig'de 4. hafta kapanış maçında Tottenham Nottingham Forest'i 2-0 yendi. Misafir ekip Tottenham'ın gollerini Harry Kane kaydetti. 29 yaşındaki Kane 187 gole ulaşarak Premier Lig tarihinin en skorer futbolcuları listesinin 3. sırasındaki Andy Cole'u yakaladı. Listenin ilk 2 sırasında Alan Shearer ve Wayne Rooney bulunuyor. Basketbol FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur I grubu 2. maçında Türkiye sahasında Sırbistan'a 79-72 mağlup oldu. Bu sonuçla Türkiye elemelerde oynadığı 6. maçta 4. yenilgisini yaşadı. Sırbistan ise 3. galibiyetini elde etti. Öte yandan aşı kısıtlaması nedeniyle ABD açığa katılamayacak Sırp tenisçi Novak Djokovic de Sinan Erdem spor salonunda oynanan mücadeleyi izleyenler arasındaydı. Basketbol severler Djokovic'e büyük ilgi gösterdi. Çin 3-0 yenerek 1998 yılından sonra ilk kez yer aldığı 2022 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'na iyi başlayan Türkiye Milli Erkek Voleybol takımı Slovenya'da oynadığı grup maçlarının ikincisinde İtalya'ya karşı mücadele edecek. Maç saat 22.15'te başlayacak. Türk milli takım Slovenya ve Polonya'nın ortak düzenlediği organizasyonda E grubundaki son maçını 31 Ağustos Çarşamba günü saat 15'te Kanada ile oynayacak. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. ayı Belçika Grand Prix'sini Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı. 44 tur üzerinden yapılan mücadele sonunda Verstappen sezonun 9. kariyerinin 29. yarış birinciliğine ulaştı. Sergio Perez takım arkadaşı Verstappen'in 17.8 saniye arkasında ikinci sırayı aldı. Pole pozisyonundaki Sainz ise liderin 26.8 saniye gerisinde üçüncü oldu. Sezon başında Verstappen'le şampiyonluk mücadelesi vereceği tahmin edilen Ferrari sürücüsü Charles Leclerc ise son turda aldığı 5 saniye cezasıyla mücadeleyi 6. sırada tamamladı. Sezonun 15. yarışı Hollanda Grand Prix'si 4 Eylül'de düzenlenecek.
Avustralya Açık, Fransa Açık ve Wimbledon'la tenis sezonunun en önemli dört organizasyonundan biri olan ABD Açık bugün başlıyor. İlk kez 1881 yılında düzenlenen sezonun son Grand Slam turnuvası ABD Açık saat 18'de New York kentinde başlayacak. 2022 ABD Açık'ın toplam para ödülü 60 milyon dolarla organizasyon tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Wimbledon'u kazanarak büyük turnuvalardaki şampiyonluk sayısını 21'e yükselten Novak Djokovic, ülkeye giriş yapmak isteyen yabancı uyruklu kişiler de aşılı olma şartı arandığı için ABD Açık'a katılamayacak. Diğer yandan kariyerinde 23 Grand Slam şampiyonluğu bulunan Serena Williams'ın son turnuvası olacağının sinyalini verdiği ABD Açık'ta alacağı karar merakla bekleniyor. 2017 Avustralya Açık zaferinden sonra oynadığı 4 Grand Slam finalini de kaybeden ABD'li raket, tarihin en fazla Grand Slam turnuvası kazanan tenisçisi rekorunu egale etmeyi belki de son kez deneyecek. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sunar. Merhabalar efendim, merhabalar. Tabii ki hafta sonu sıcak bir gün geçirdik ve İç kesimlerde hava sıcaklıkları 38 dereceye kadar çıktı. Sahillerimiz ise nispeten daha serindi, fakat yine hava sıcaklığı 33 derecelerde oldu diyelim. Evet, bu hafta havanın yağışsız, parçalı, az bulutlu bir görünümle geçeceğini söylemek mümkün. Mevsim normalleri civarı ve Eylül ayından itibaren ilk günlerinde Eylül ayının mevsim normalleri üzerinde bir sıcaklık seyri olacak. Bu seyir 36-38 derecelerde, iç kesimlerde, sahillerde ise 31-33 derece. Bugün ve yarın rüzgarlarımız genelde güney ve batıdan orta kuvvette esecek efendim. Alçak basınç sistemiyle nemli ve sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak Kıbrıs Adası bugün, yarın ve hafta sonuna dek efendim. Ve bulutlar. Bulutlara bir baktığımızda İtalya parçalı bulutlu, Balkanlar parçalı bulutlu, Rusya çok bulutlu, İngiltere çok bulutlu ve Doğu Akdeniz parçalı, az bulutlu bir görünümde. Evet, ülkemiz ve Türkiye'mizde bulutlar. Kıbrıs açık ve az bulutlu bir görünümde. Türkiye'nin geneli açık, az bulutlu, fakat Kuzey Anadolu'nun kuzeyi çok bulutlu bir görünümde. Hatta tahminlerimizde bu bölgeye gök gürültülü bir sağanak yağmur vereceğiz. Ve meteorolojik haritamız. Meteorolojik haritamıza baktığımızda söylediğim gibi alçak basınç sisteminin etkisinde kalacak Kıbrıs Adası. Karakteristik olarak sıcak ve nemli. Kuzey Avrupa üzerinde bir yağışlı hava kütlesi var. Ve Batı Akdeniz, Orta Akdeniz üzerinde ise yüksek basınç sistemini görmek mümkün bugünkü meteorolojik haritamızda. Ve ne diyorduk efendim? Bugün Kıbrıs'ta hava. Evet, açık az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu bir görünümde olacak Kıbrıs Adası. Ve en yüksek hava sıcaklıkları bugün mevsim normalleri civarında seyredecek ve Lefkoşa'da en yüksek hava sıcaklığı 38, Lefke'de 30, Güzelyurt'ta 34, Girne'de 33, Alev Kayası'nda 31, Yenerenköy, Dipkarpaz, Mehmetçik'te 32, Gazi Mausa'da 33, İskele'de 37, Larnaka'da 36, Limassol'da 35, Baf'ta 32 ve Trodos'ta 26 derece.
nispeten sıcak bir gecemiz olacak. Açık ve az bulutlu geçerken en düşük hava sıcaklıklarımız Alev Kayası ve Lefkoşa'da 21, Lefke'de 24 derece, Güzelyurt'ta 19, Girne'de 25, Yenerenköy, Dipkarpaz ve Mehmetçik'te 25, Gazimağusa'da 24, İskele'de 22, Larnaka'da 26, Baf'ta 25, Baf'ta 24, Limassol'da 25 ve Trodos'ta 13 derece. Ve yarın yine nispeten sıcak hava kütlesinin etkisinde kalacak olan Kıbrıs Adası'nda en yüksek hava sıcaklığı Lefkoşa'da 38, Lefke'de 29, Güzelyurt ve Girne'de 33, Alev Kayası'nda 31, Larnaka ve Gazimağusa'da 34, İskele'de 35, Yenerenköy, Dipkarpaz, Mehmetçik ve Zaferburnu'nda 33, Limassol'da 33, Baf'ta 30 ve Trodos'ta 24 derece. Ve denizlerimiz efendim, denizlerimizde hava açık ve az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçecek. Ve kuzey sahilde rüzgar kuzey ve batıdan, güney ve doğu sahillerimizde güney ve batıdan ve yine batı sahillerimizde kuzey ve batıdan 3 ile 4 bofor kuvvetinde esecek. Hafif yer yer orta dalgalı bir denizle birlikte 1-2 metrelik deniz suyu, deniz dalga yüksekliği mevcut. Ve deniz suyu sıcaklığı 29 derece ölçülmüştür efendim. Ve orman yangın olasılığı çok yüksek. Ultraviyole radyasyonumuz ise yüksek bir seyirde olacak Kıbrıs Adası'nda. Aman yine dikkat diyelim. Ve dünyamız dönsün ve Türkiye'mde hava. Bakıyorum bakıyorum. Nereye? Karadeniz'e bakıyorum. Samsun ve Trabzon'da gök gürültülü sağanak yağmur bekliyorum. Samsun'da en yüksek hava sıcaklığı 29 ve Trabzon'da 30 derece. Türkiye'nin seçtiğim şehirlerinde hava açık az bulutlu geçecek. Ankara 33 derece, İstanbul 31, İzmir 34, Antalya 32, Adana 35, Hatay 37 ve Güneydoğu Anadolu'ya giriyorum. Gaziantep 39 derece, Diyarbakır 41, Erzurum'la Van'da ise 31 derecelik bir sıcaklık seyri olacak. Ve İngiltere'ye gidiyorum. İngiltere'de bugün Londra başkentte 22 derece, Edinburgh'da 18 ve İrlanda'nın başşehri Dublin'de ise 21 derece. Parçalı bulutlu bir görünüm. Bugün Madrid'de bir sağanak yağmur geçişini beklemek mümkün. Ve en yüksek hava sıcaklığı 29 derece. Lisbon ise açık ve 25 derece. Ve Batı Avrupa, önce Paris, güneşli 29 derece. Amsterdam, Brüksel, Köln, Frankfurt ve Berlin'de hava açık. Brüksel 23, Köln 24, Frankfurt 26, Amsterdam 20 ve Berlin'de 23 derece. Ve İtalya'nın baş şehri. Ve nereye bakıyorduk? Tabii ki biliyorsunuz, Roma. Roma bugün güneşli 26 derece. Dubrovnik güneşli 28, Viyana ve Budapeşte az bulutlu. Viyana 26, Budapeşte 28 derece. Balkanlar efendim. Balkanlar bugün az bulutlu. Atina 31, Üsküp 28, Sofya 26 ve Bükreş 32 derece. Ve Kuzey Avrupa az bulutlu bir görünüm. Helsinki 18, Oslo 19 derece ve Moskova'ya baktığımızda hava sıcaklığı 26 dereceye kadar çıkacak. Ve Doğu Akdeniz güneşli efendim, güneşli. Kahire 38 derece, Tel Aviv 32, Beyrut 30 derece. Güneşli bir Cezayir ve Tunus'u görmek mümkün bugün. Cezayir 37, Tunus 34 derece. Evet, yine bir Kıbrıs'a göz atalım. Güzelim Kıbrıs'ıma bir göz atalım.
Hafta boyunca havanın açık az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceğini söylemek veya tahmin etmek mümkün. Hava sıcaklıkları Eylül'ün birine kadar mevsim normalleri civarında. Birinden sonra ilk iki gününde mevsim normallerinin üzerine çıkacak diye biliyorum. Evet, diğer yayınlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, hoşça kalın. Markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sundu.